Şimdi biz bu görüntüleri dışarıya nasıl aktaracağız kısmında? Nasıl yolu izleyeceğiz? Eskiz bir görüntüsündeyim. File bölümüne geliyorsunuz. Export diyorsunuz. Image and Animation'e geldiniz. Burada Image bölümü var. Image bölümünde Output. Nereye çıkarılacağı, nerede olacağı. Change yapıyorum. Masaüstü aynen. Bina modellemesi. Bunun adını ne yapıyorum? Eskiz. Eskiz 1 olsun diyorum. Eskiz 1. Save diyorum. Evet diyorum. Şimdi yerini kaydettim. Masa üstüne kaydedilecek. Export range current window yani görüntü olduğunu söylüyorum. Evet. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Image size resim boyutunda diyor. Fit to 15.000 diyor. 15.000 şeklinde kalsın. Bunu 15.000 yapın sizden. Sonra direction şu an görüntümüz direction olduğu için yani daha dikey olduğu için dikey şeklinde yapıyorum. Sonra formatımı lossless medium'daysa lossless şeklinde yapıyorum. O kadar. Ne yaptım? Yerini kaydettim. Masa üstüne kaydediyorum. Bunu 15.000 yapıyorum. Vertical yaptı. Sonra burayı da lossless yaptım. Okey dediğimde. Evet arkadaşlar. İşlem bitti. Hemen bakalım masa üstüne gelelim. Şimdi masa üstüne yer alan eskiz 1. Aynen burada. Eskiz 1'e tıklıyorum. Bakın. Hemen gelelim bakalım. Bakın görüntüleri görün. Çok çok da kaliteli oldu. Buradaki kalınlık olayı dikkat ediyorsunuz. Bak şuradaki kontürlerin çok daha kalın olduğunu görüyorsunuz. Dıştaki, şuradaki, şuralardaki. Bunun nedeni şu. Yani bu çizgi kalınlığı burada böyle biraz daha inceyken burada neden kalınlaşıyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Şimdi ben Graphic Display Option dedim. Hidden Line. Silhouette'de White Lines yaptım. Bunu None yapıyorum. Silhouette'iniz artık daha kalın. White Lines. Daha kalın çizgilerle görünmesini sağlıyor. None yapıyoruz. Apply. Okey dediğimde. Şimdi bunu tekrar File. Export. Image dedim. Change diyorum. Ya da buna da eskiz 2 diyelim. Eskiz 2 dedim. Okey diyorum. Burada biraz bekleyeceğiz. Evet bu işlemimiz de bitti. Şimdi eskiz 1'imizi hemen sağ tarafa eskiz 1'imi açıyorum. Sağ tarafa koyuyorum. Eskiz 2'mi de açıyorum. Bunu da sol tarafa koyuyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bu iki görüntü. Sağdaki eskiz 1, soldaki eskiz 2. Sağdakinin silüetine baktığınız zaman yani dış kontürlerine, silüet çizgilerine baktığınızda mesela bunları da silüet çizgisi olarak kabul ediyor. Baktığınız zaman işte bunları kalın yapmış, diğerlerine işte daha normal çizgi. Ama buraya baktığınızda öyle bir etki görmüyorsunuz. Bunları biraz da bu çizgileri ayarlarsınız. Burada buradaki görüntü, eskiz 1'deki görüntü daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olun. Videolarımı beğenin ve abone olun. Sormak istediğiniz sorular veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.